Kurbağa ve hanımı dereden çıkmış güneşleniyorlarmış. Bir taraftan da etrafı seyrediyorlarmış. Bay Kurbağa çayırda otlayan bir öküz görmüş. Öküzün boyu, posu, endamı pek bir hoşuna gitmiş. İç geçirmiş. Ah, keşke ben de böyle olabilsem. Ardından da öküz gibi olmaya karar vermiş. Hemen hanımını yanına çağırmış. Çayırda otlayan öküzü gösterip, ''Hanım, şu çayırda otlayan öküzü görüyor musun?'' Hanımı, ''Evet, görüyorum. Ne olacak?'' diye cevap vermiş. Bay Kurbağa böbürlenerek, ''Şimdi bana iyi bak. Az sonra o çayırdaki öküz kadar güçlü ve kocaman olacağım.'' Hanımı bu işin nasıl olacağını merak ede dursun, bizim kurbağa başlamış ıkınıp sıkılmaya. Bir yandan da hanımına soruyormuş. ''Nasıl hanım, öküz kadar oldun mu?'' Hanımı bir öküze, bir kurbağaya bakarak ''Nerede? Daha öküz kadar olmana çok var.'' cevabını veriyormuş. Kurbağanın vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. ''Şimdi sana gösteririm.'' diyerek bir parça daha şişmiş. ''Şimdi nasıl? Öküz kadar oldun mu?'' Hanımı yine olumsuz cevap vermiş. ''Maalesef yine olmadı.'' Kurbağa son bir gayretle biraz daha şişmiş. Fakat öküz kadar olması ne mümkün? Kocasının gitgide zor duruma girdiğini gören hanımı, ''Bey, istersen sen bu işten vazgeç. Senin öküz kadar olman çok zor.'' demiş. Fakat Bay Kurbağa öküz kadar olmayı aklına koymuş. Hiç vazgeçmek olur mu? Ikınmaya, sıkınmaya ve şişmeye devam etmiş. Ne olduysa ondan sonra olmuş. Balon gibi şişen Bay Kurbağa güm diye patlayıvermiş. Sevgili dinleyiciler, maalesef dünya böyle ahmaklarla dolu. Herkesin hanının, hamamının olması gerekmiyor. İnsanlar bir şekilde ellerindekilerle mutlu olmayı öğrenmelidirler. Masalımız sona erdi. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.